Meltem Ayvalı. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Erkan Kol, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şu an orada 25 aile var, eylemlerini sürdürüyorlar bugün 10. gününde. Siz de daha önceden orada bulundunuz. Önce gözlemlerinizle soralım. Nasıl bir bilinç var, neler söylersiniz? Tabii biz Vatan Partisi öncü kadın olarak duyar duymaz bu ikinci aşama eylemleri. Çünkü ilk aşama biliyorsunuz Hacire annenin başlattığı bir direnişti. Evet. Ve sonuç alıcı oldu. Hacire anne evladını PKK'dan kurtardı. Onun sonuç alıcı mücadelesi diğer ailelere cesaret verdi ve şu an 24 aile olmuş. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapıyorlar. Evlat nöbeti tutuyorlar. Bir vatan nöbeti tutuyorlar aslında. Biz de Vatan Partisi öncü kadın olarak duyar duymaz hemen bu ikinci aşama eylemlerin ikinci gününde Diyarbakır'a gittik. Bir temsil heyetiyle beraber öncü kadın genel yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla. Ardından da desteklerimizi sürdürdük. GYK üyemiz Mihriban Tatar 10 gündür orada annelerle birlikte nöbet tutuyor. Eylemde çeşitli il örgütlerimiz ziyaretlerine devam ediyorlar. Daha önce Mersin örgütümüz gitmişti. Bugün de Gaziantep'ten arkadaşlarımız annelere destek için saat 2'de Diyarbakır'da olacaklar. Tabii orada bir başkaldırı var, bir isyan var. PKK'ya isyan var, HDP'ye isyan var. Aslında emperyalizme bir isyan var. Basına yansıyan ifadelerden, ailelerin ifadelerinden sizler de çok net bir biçimde gördünüz. Büyük bir bilinçle yapılıyor o eylemler. Evet. Evet bir acı var, acılı aileler. Ama çözümü de doğru koymuşlar ki HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önündeler. Adresi doğru tespit etmişler. Yani haklı bir isyan, doğru bir eylem var ortada. O yüzden biz bu doğru eylemi destekliyoruz. Ailelerin çocuklarını HDP'den sorması kadar normal bir şey yok. Çünkü aslında Türkiye'nin tamamı açısından da, bölgede yaşayanlar açısından da, Kürt anneleri, Kürt babaları açısından da HDP-PKK ilişkisi apaçık ortadadır. Evladım en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına girdi, ikinci katta, size gösterebilirim yerini diyor baba ve bir daha ondan haber alamadık. Bir anne hemen ikinci gününde çocuğu kaçırıldıktan sonra PKK dağ kadrosundan biriyle konuştuğunu, ses kaydı da mevcut onda ve ona tabiri caizse yalvardığını çocuğunu geri vermeleri için. Fakat sadece kod adını bildirip görüşmeyi sonlandırdıklarını, bir daha da onlardan haber alamadığını söylüyor. Aileler adresi doğru tespit ettiler ve çok müthiş bir bilinçle bu eylemleri de gerçekleştiriyorlar. Tarihi bir isyan, bizce bu tarihi bir isyan ve desteklenmesi gereken bir isyan. Umut Türkiye açısından sadece evlatlarını kurtarmak için değil, aslında onlar Türkiye'yi kurtarmak için şu an büyük bir mücadelenin içerisindeler. Ve Türkiye'nin kurtuluşunun bu anaların yüreğinde, vicdanında somutlanmış olması bizim açımızdan da son derece önemli. Vatan Partisi öncü kadın ikinci gün oraya gitti. Onun hemen ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği, işte Hempa Çocuk Derneği, şehit aileleri gittiler, sanatçılar gittiler, sendikalar gittiler. Destek çığı gibi büyüyor Diyarbakır'a. Bunun artarak devam etmesi lazım. Hatta Türkiye çapına yayılması lazım. Oraya gidemeyenlerin de Türkiye çapında yapabilecekleri çok şey var. O yüzden bizler bir imza kampanyası başlatıyoruz Vatan Partisi olarak. Şehir merkezlerinde, ilçelerde, illerde imza masaları açacağız ve bizim yüreğimiz annelerle. Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyoruz. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz diyen vatandaşlarımızın imzalarını alarak o desteği de annelere ileteceğiz. Tabii destek çığı gibi büyürken bir yandan da suskunlar var. Evet. Onları da söylemeden geçmek olmaz. Aslında onları uyarmadan geçmek olmaz. Bakın anne diyor ki başlarım sizin Kürdistan davanıza.
Sayın Meral Akşener, başlarım sizin Kürdistan davanıza diyen annenin yanına niye koşmuyor? Bir milliyetçi olarak, bir siyasi parti lideri olarak niye başlarım sizin Kürdistan davanıza diyen annenin yanında yer almıyor? Ya da yine bir başka anne diyor ki, bizim çocuklarımızı Amerika'ya uşak yapamazsınız. Çocuklarımızı Amerika'ya uşak yaptırmayacağız. Yine bir başka aile, fakir fukaranın çocuğunu alıp dağa kaçırıyorlar. 10 yaşındaki, 16 yaşındaki, 17 yaşındaki çocukları alıp dağa kaçırıyorlar. Kendi çocukları, HDP milletvekillerinin, HDP yöneticilerinin çocukları kolejlerde okuyorlar, yurt dışı seyahatlerindeler, mangal partisindeler. Evet. Peki bu durumda solcu olduklarını söyleyen örgütler niye bu ailelerin yanına koşmuyorlar? Solun torunu sol kağıdı bizim bildiğimiz anti-emperyalizmdi. Yani anti-emperyalist olan her mücadeleyi sol örgütlerin desteklemesi beklenir. Fakat burada çocuklarımızı Amerika'ya uşak yapamazsınız diyerek emperyalizme baş kaldıran ailelerin yanına ne yazık ki solcu olduklarını söyleyen örgütler koşmuyorlar. Ya da CHP açısından, CHP yönetimi açısından 24 anne bir Canan Kaftancıoğlu etmiyor. 24 anne HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde günlerdir nöbet tutuyorlar. Bir Canan Kaftancıoğlu kadar değeri yok. Bu kabul edilebilir bir durum değil CHP açısından da. Ya da hatırlayacaksınız kayyum atamaları sonrası Diyarbakır'a koştu CHP'liler. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nın kapısından daha bu eylemler başlamadan bir hafta önce ayrılmadılar. Muharrem İnce koştu. Ekrem İmamoğlu koştu, CHP yöneticileri koştu. Şimdi niye aynı hızla Diyarbakır'da annelere koşmuyorlar HDP İl Başkanlığı önüne gitmiyorlar? Ya da kadın dernekleri, çocuk hakları, insan hakları dernekleri, bakın daha büyük bir çocuk hakları ihlali olamaz. 10 yaşında bir çocuğun dağa kaçırılmasından bahsediyoruz, terör örgütüne katılmasından bahsediyoruz, eline silah verilmesinden bahsediyoruz. Bu büyük bir çocuk hakları, büyük bir insan hakları ihlalidir. Nerede çocuk hakları dernekleri, insan hakları dernekleri? Şehir merkezlerinde, meydanlarda eylemler yapanlar, ki o eylemler de elbette ki doğrudur ama niye bu çığlığa, bu annelerin feryadına, o çocukların acısına sessiz kalmayı tercih ediyorlar? Bakın bunun bir tek sebebi var. O sebep de şudur, HDP'yi kurtarma telaşı. Hep birlikte HDP'yi kurtarma telaşına kapılmış durumdalar ve bu yüzden annelere tabiri caizse başka kapıya diyorlar. Bu vicdansızlık da kabul edilebilir değil. Neymiş? Annelerin eylem yapacağı yer HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önü değilmiş. Neresiymiş? Gidip devletten sormaları gerekiyormuş. İşte mecliste bir kurnazlıkla yeniden açılım sürecini, onların çözüm süreci dedikleri süreci başlatabileceklerini düşünüyorlar. Evet. Fakat bu mümkün değil. Çözüm bugün Diyarbakır annelerinin eyleminde. Onların evlatlarını arayacağı en doğru yer, en doğru adres HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önü. Hatta bölgedeki diğer şehirlerde de, Türkiye'nin dört bir yanında da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler gidip HDP İl Başkanlıkları önünde bu nöbetleri devam ettirmeliler. Diyarbakır annelerin eylemi öyle bir cesareti de tüm Türkiye'ye aslında vermiş oldu ki bu kuşatma, bu HDP'yi kuşatma son derece doğru ve büyüyerek, yayılarak devam etmeli. O kirli ittifakların, siyasi pazarlıkların, oy uğruna verilen tavizlerin ve Amerika'nın iktidar planlarında gönüllü olarak rol almanın sonucu bugün Diyarbakır annelerinin sesine kulaklarını kapatıp HDP'yi kurtarma telaşı içine düşmeyi o partiler açısından, CHP açısından, İYİ Parti açısından, Saadet Partisi açısından ve işte o sahte sol örgütleri açısından zorunlu kılıyor. Bugün Diyarbakır'da tarihimizin en haklı, en vicdani, en insani, en siyasi eylemlerinden biri gerçekleşiyor. Ve buna muhalefetin sessiz kalması ya da adres saptırarak, hatta o annelerin eylemini itibarsızlaştırarak destekliyormuş gibi görünmesi kabul edilebilir değil ve biz bunu hakikaten garipsediğimizi ifade etmek zorundayız.
Zaman geç değil. Yani henüz yanlıştan dönüş. Bakın diğer kıraanneleri orada oturma eylemi yapıyorlar. Haklı bir eylem bu. Şimdi bütün siyasi partilerin koşarak bu ailelere destek olması lazım. Evet. Onların yanında bulunması lazım. Bakın ben buradan sizin aracılığınızda da bir çağrı yapmış olayım. Bütün siyasi partilerin kadın kollarına, AK Parti kadın kolları, MHP kadın kolları, CHP kadın kolları, işte İYİ Parti kadın kolları, Saadet Partisi kadın kolları, DSP kadın kolları, bütün siyasi partilerin kadın kollarına bu çağrıyı yapıyorum. Gelin hep beraber Diyarbakır'a gidelim. Anaların gemisinde izleyelim. Anaların gemisinde olduğumuzu da bütün Türkiye'ye göstermiş olalım. O annelerin eylemi eninde sonunda başarıya ulaşacak. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. O başarıda bizim de katkımız bulunsun. Anneler bir kere ayağa kalktı mı her şeyi değiştirir. Kadınlar ayağa kalktı mı her şeyi değiştirir. Hani Atatürk diyor ya, dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir diye. Gelin bu başarı da kadınların eseri olsun. Hep beraber el ele verelim ve gidelim Diyarbakır annelerinin eylemine destek olalım. Anaların gemisindeyiz mesajı verelim. Anaların gemisindeyiz fotoğrafı verelim bütün Türkiye'ye ki bu eylemin başarıya ulaşmasında bizim de katkımız olmuş olsun. Biz Vatan Partisi Öncü Kadın olarak en baştan beri tek derdimiz bu eylemin başarıyla sonuçlanması ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlarla beraber nöbet tutuyoruz ama bunun yayılarak, büyüyerek devam etmesi lazım. Bakın ilk gün Vatan Partisi Öncü Kadın oraya gitti. Cesaret oldu. Cesaret verdi desteklemek isteyenlere de. Arkasından ziyaretler büyüyerek, çığ gibi büyüyerek devam etti. Şimdi bir daha bu siyasi parti kadın kollarıyla birlikte gidelim ve eylemin etkisini 3 katına, 5 katına, 10 katına çıkaralım. Başarıya ulaşmasında bizim de payımız olsun istiyoruz. Bu suskunluğa artık bir son vermeli muhalefet cephesi. Bakın Diyarbakır annelerin eylemine muhalefet olmaz, muhalefet edilmez. Bunun hiçbir muhalefet zemini yok. Hiçbir muhalefet zemini yok. Yani başka bir adres göstererek, gidin evlatlarınızı şurada arayın diyerek, onların adres göstermeye ihtiyacı yok. Hepsi son derece bilinçli ve niye çocuklarını HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde aradıklarını biliyorlar. Onların bizim adres göstermemize ihtiyaçları yok. Bizim desteğimize ihtiyaçları var şu an sadece. Ve gidelim hep birlikte bu ailelere desteğimizi sunalım istiyoruz. Evet, Sayın Eyval çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız oldukça önemli. Çağrılarınız da muhakkak ki muhataplarına ulaşmıştır diye düşünüyorum. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı Ankara Stüdyosu'ndan konuğumuzdu değerli izleyenler. Annelerin eylemini değerlendirdik. Eylemin daha ikinci gününde Vatan Partisi Öncü Kadın o bölgeye, oraya gitmişti. Diyarbakır İl Başkanlığı önüne HDP'nin ve annelere destek olmuştu. Gözlemlerini de aldık Sayın Ayvalı'dan diyelim ve